Kanalımıza katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Yüreğinize... Ölüler şanlı, yurt içinde üşen, başı dumanlı, seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözünden dönmeyecek. Bizden de söz size. Mübarek Ramazan ayınızı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır. Sevgili Çanakkale'liler, 25 yıl aradan sonra saray rüyasına son! Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur... Evet, Kurtuluş Harbi'mizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale. Hoş geldin başkanım. İşimizin Sayın Genel Başkanımız, Ekrem Başkan ve benim bugün ilk mitingimiz. Onları kesecektik. Hatırlayınız. Bizler işçilerin hepsini işten çıkaracaktık. Böyle faturaları göstereceklerdi. Evet. Bunu niye söylüyorum? Bunun hepsi tamamen korku siyaseti. Yani maaşını gününde ödüyor. 130 lira parayı diye. Gelişimlerini tamamlasınlar diye. O yetmedi. 8 Nisan'da biz görev aldık. 35 işçinizce bunun için destekliyoruz. O yetmedi. Bir de şu anda bir projeyle güneş enerjisi vermek suretiyle çiftçinin oy vermeyenlere ağzımız açıp tek kelime kadar terörist. Pahalılık var, soğancılar terörist. Terörist, terörist diye toplumu başkanlığı yaparak Türkiye'nin tümüne bahar gelecek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet. Birlik olabilmek, acıları, sevinçleri paylaşabilmek mutlak gerek. İşte bu destan, bu milletin her ferdinin, her etnik kökenden, her milletten insanının bir savaştır. Mazlum milletlerin bağımsızlığa dönük mücadele sahip olduğumuz manevi hazinelerimizin en değerlerinden biridir. Bu ruhu asla kaybetmemeliyiz. Vermiş şehitlerimize layık olmak zorundayız. Ala kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yönde hep birlikte ilerleyeceğiz. Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda da hep birlikte... 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sevgili Çanakkale'liler. Etti olsun. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Sana söz Çanakkale. İktidar olacağız. İktidar. Güzel bir atmosferdeyiz. Yağmur ciseliyor. Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlünüz vermiyor. Ama şunu bilmenizi isterim. Şunu bilmenizi isterim. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç gelmeyecek. Gerçekten de bu ülke bu sefer ödenmeyen parası 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak. 15 bin lira olarak. Lafa yapacağım. Sizin çalışmanız için yanında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmenin. 100 bin öğretmenin. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Baş yeri İstanbul'un Avrupa'nın en büyük metropolünün başkanı, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Beraber yola çıktık. Çanakkale'nin bizim tarihimize ne kadar önemli olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. 3 yıl, yani 1918.
3 Akkale Boğazı'nı geçtiler ve Dolmabahçe'de demirlediler. Diyorlar. Ama bir kişi çıkıyor, ben anlaşmayı imzaladım. İkimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Ama onlar tek adam rejimi. Onların ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Bu türbeyi 10.000 dönümlük bir ağla terör örgütünden kaçtılar. Bayrağımızı indirdiler. Ve vatan topraklarını terk ettiler. Göreceksiniz, bir hafta içerisinde Gata'yı açacağız, Akbili Aslanları'nı açacağız, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Kırsalda çalışan, kırsalda çalışan gençler ve kadınlar. Bizim öyle lükse falan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı'nın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Beşli çeteler paraları ve bu millete vereceğim. Kavganın bitmesi lazım. Birbirimizin kimliklerini sorgulamaya başladık. Birbirimizin inancını sorgulamaya başladık. Birbirimizin yaşantısı. Komşuyu komşuya düşman ettiler. Barıştıracağım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Komşu iyi geçinmek zorundadır. Evet. Dolayısıyla onun hortumunu keseceğim. Hiç endişe etmeyin. Emeğini karşılığını yeteri kadar alamıyor. Ama onun da olması lazım. Ona da verilmesi lazım. Emeğini karşılığını verilmesi lazım. Alın teri sürdüm. Gençler diyorlar ki bu asgari ücretlerle bir ev sahibi olabilirim ve araba sahibi olabilirim. Ama diyorum ki hiç merak etmeyeceksiniz. Kendi ülkenizde çalışacaksınız. Kendi ülkenizde üreteceksiniz. Kendi ülkenizde kazanacaksınız ve Türkiye dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Söz veriyorum. Birilerinin peşinde değil. Dünyayla rekabet eden bir ülke biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Hepsini çözeceğiz. Bilgimiz var. Birikimimiz var. Gücümüz var. Gücü sizden alıyoruz. Başkalarından değil. Güç, hak sizsiniz. Siz devamını biliyorum. Hangi sorunun ne zaman çözüleceğini biliyorum. Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin diyorum. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Emekli kardeşim, sana zam yapıyorlar, akılları yeni başlarına mı geldi? Hayır, seni... Yine komşu ilimizin bir genel başkan yardımcısı. Şimdi milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim efendim. Özgür Ceylan. Yeşim Karada. Tuğbe Güzel. Parlamentoda 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi. Zişan Özaydın. Sevgili Çanakkale'liler, 13. Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de buraya Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'i, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'ı ve Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Göken'e davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi Çanakkale Belediyesi bu binada çevreye duyarlılığını gösteren canlı bir örnektir. Projemiz iklim değişiklikleri ve çağdaş mimarlık bağlamında örnek bir yapı olsun. Adı da Yeşil Yaptı. Şimdi de ülkemizin susadığı aydınlık ve özgür geleceğe yolculuğunuzda yine size söz baharı getireceğiz.
Millet İttifakı İl Başkanlarımızı da... Gençlerin yanında hep sen vardın.